İstatistikte ilerledikçe bir dağılımın normal dağılım ya da binom dağılımı olduğunu varsaydığımızda bu dağılımlarla ilgili çok ilginç çıkarımlarda bulunabileceğimizi göreceksiniz. Normal ya da binom evet bu dağılımlar ile ilgili önemli şeylerden biri bu dağılımların birkaç bağımsız denemenin toplamı olarak değerlendirilebilmesidir. Evet denemelerin bağımsız olduklarını varsaymamız gerekiyor. Karşılaşacağımız durumlar çoğu için mantıklı olan bu varsayım, bir bakalım diyelim ki bir alışveriş merkezinden çıkan insanlara vergilerini ödeyip ödemedikleri konusunda bir anket yapıyoruz. İnsanlar eğer alışveriş merkezinden çıkıyorlarsa size bir soru sordum. Siz de yanıtladınız ama şimdi alışveriş merkezine geri dönmeniz gerekiyor çünkü ben denemelerimin bağımsız olmasını istiyorum diyemezsiniz. Ama yine de eğer alışveriş merkezinden 10.000 kişi varsa ve eğer biz 10 tanesini anket yapacaksak denemelerin bağımsız olmasının gerçekten de bir önemi var mıdır? Yani önemli olan bağımsız olma durumuna çok ama çok yaklaşmış olmamız değil midir? Bundan dolayı ve dağılımları binom ya da normal dağılıma yakın değişkenlerle ilgili çıkarımlarda bulunmak istediğimiz için %10 kuralı evet %10 kuralı diye bir kural kullanırız. %10 kuralına göre örneğin Örneklemimiz eğer popülasyonun yüzde onundan küçükse, yaklaşık bağımsız olma durumunu kabul edebiliriz. Bu yüzde onun son derece sofistike yöntemlerle belirlendiğini de hemen eklemek istiyorum. Yani bu yüzde 9 da olabilirdi, yüzde 10 virgül de ama 10 son derece yuvarlak ve net bir orandır. Ve örnekler üzerinden ilerlediğimizde de işini son derece iyi bir biçimde yerine getirdiğini görebiliriz. Mesela bu. X 50'si erkek, yüzde 50'si kız ve mevcudu en olan bir sınıftan 3 deneme sonunda seçilen erkeklerin sayısı olsun. Burada da farklı enleri görüyoruz. Sınıfta 20 öğrenci olsaydı ne olurdu? 30 öğrenci olsaydı ne olurdu? 100 öğrenci ya da 10 bin öğrenci olsaydı ne olurdu? Bu senaryoların her biri için öğrencilerin seçimden sonra sınıfa geri döndükleri ya da dönmedikleri durum için 3 erkek seçilmesinin olasılıklarını değerlendirebiliriz. Bundan sonra da örneklem boyutumuzun, popülasyon boyutumuzun yüzde kaçı olduğuna bakarak yüzde 10 kuralının işe yarayıp yaramadığını görebiliriz. Birinci sütundaki yani öğrencilerin seçimlerden sonra sınıfa geri döndükleri durumda üç erkek öğrenci seçmemizin olasılığı, bu arada öğrenciler sınıfa geri döndükleri için denemeler bağımsızdır ve denemeler eğer bağımsızsa x de bir binom değişkenidir. Buradaysa öğrenciler sınıfa geri dönmedikleri için bağımsız olma durumundan bahsedemeyiz ve bu yüzden buradaki x de bir binom değişkeni olamaz. Şimdi de x'in binom değişkeni olduğunu varsaymak için örneklem boyutumuzun popülasyon boyutumuzun en az yüzde kaçı olduğunu bulalım. Bağımsız denemelerin söz konusu ve sınıfın %50'sinin erkek, %50'sinin de kız olduğu durumların her birinde 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den x'in 3'e eşit olma olasılığını 12,5 olarak buluruz ve az önce de söylediğim gibi x bir binom değişkenidir. Şimdi de buraya bakın. 3 popülasyonumuzun büyük bir yüzdesi olduğunda mesela buradaki %15 öğrencilerin sınıfa geri dönmediklerini varsayarak x'in 3 erkeğe eşit olma olasılığı %10,5'tir. 10,5 ile 12,5 arasında da oldukça büyük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki fark sadece %2'liktir belki ama %2'yi %12,5'in yanına koyduğunuzda bu olasılıkta %10 ila %20'lik bir fark anlamına gelir. Evet bu oldukça büyük bir fark ama örneklem boyutunu arttırmadan popülasyon boyutunu arttırdığımızda olasılıkların giderek birbirine yaklaştığını görebilirsiniz. Hatta popülasyon boyutu 10 olduğunda olasılıkların hemen hemen aynı olduğunu da görebilirsiniz. Bu aslında %12,49 küsür gibi bir oran ama en yakın onda birliğe yuvarladığımızda olasılıkların birbirine çok yakın olduklarını görüyoruz. Bu noktada birçok kişi eğer örneklemimiz popülasyonun %0,03'ü ise bu sütundaki değişkeni bir binom değişkeni olarak değerlendirmenin mantıklı olduğunu söyleyeceklerdir. Ve buradaki senaryo yani örneklemin popülasyonun %15 olduğu durum içinde x'i bir binom değişkeni olarak değerlendirmenin doğru olmayacağını. Peki sizce bunu nasıl bilebiliriz? Yani hangi yüzlerin doğru olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Videonun başında da söylediğim gibi sınır %10'dur. Yani eğer örneklemimiz popülasyonun %10'undan küçük ya da %10'una eşitse değişkenimizi bir binom değişkeni olmamasına rağmen bir binom değişkeni olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Bu durumda değişkeni bir binom değişkeni olarak değerlendirip istatistik açısından çok önemli çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Size bir de örneklemin popülasyona oranı ne kadar küçükse bu durumun o kadar iyi olduğunu da söylemek istiyorum. Bu küçük örneklem boyutlarının büyük örneklem boyutlarından daha iyi olduğu anlamına gelmez. Yani istatistik söz konusu olduğunda büyük örneklem boyutlarının çok daha iyi performans göster diklerini evet bilmelisiniz. Ama her ne kadar doğru olmasa da eğer bağımsız olma varsayımında bulunmak istiyorsanız örneklemin popülasyona oranı ne kadar küçükse evet bu o kadar iyidir. Videonun başındaki örneğe geri dönecek olursak eğer 100 kişiye anket yaptıysanız bu anketlerin bağımsız sayılabilmesi için alışveriş merkezinde en az 1000 kişi olmalıdır. Hatta alışveriş merkezinde eğer 10.000 Kişi ya da 50 bin kişi varsa bunun çok büyük bir alışveriş merkezi olduğunu düşünürsek bu çok çok daha iyidir.